herkes gibi siz de elinizden geldiği kadar çocuğunuz için olabilecek en iyi senaryoyu uygulamaya çalışıyorsunuz ve olabilecek en düzgün şekilde çocuğunuzu yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Bunun için de anne sütü vermeye çalışıyorsunuz ve anne sütüyle beraber bazı ilaçların bebeğinize geçebileceği hakkında bilginiz vardır muhtemelen. Bugün anlatacağımız konular özellikle emzirme dönemindeki bebeklerin sağlıklarının kötü yönde etkilenmemesi için yapılması gerekenler ve bilinmesi gerekenler hakkında olacak. Bu konuyu birazcık daha pekiştirebilmek ve açıkta konu bırakmamak için hem soru soracağım hem de cevabını vereceğim. Öncelikle şunu soralım. Annenin kullandığı bütün ilaçlar emzirme ile bebeğe geçer mi? Evet arkadaşlar, annenin kullandığı bütün ilaçlar az ya da çok belli oranlarda anne sütü yardımıyla bebeğe geçecektir. Güzel haber, çoğu ilaç çok yüksek miktarda geçmez ve bebeğe zarar oluşturmaz. Fakat bazı ilaçlarında anne sütünde yüksek konsantrasyona ulaştığı ve bebeğe geçerek sıkıntılar neden olabildiği ile ilgili de çalışmalar mevcut. Dolayısıyla her ilacı ayrı ayrı değerlendirmeli ve her ilaç özelinde bu konunun tekrar tekrar konuşulması gerekiyor. Peki anne sütüyle geçen her ilaç her dönemde her durumdaki bebeğe aynı şekilde mi etki eder? Hayır arkadaşlar. Şöyle düşünün, kalp, karaciğer, bağırsakla ilgili ya da böbrekle ilgili ekstra bir sorunu varsa ya da bebeğiniz prematür bir bebekse anne sütünden geçen ilaçlar daha yüksek oranda bebeğinizi engelleyecektir, bebeğinize rahatsızlık oluşturacaktır. Bununla beraber 6. ayını tamamlamış bebeklerin büyük bir çoğunluğu artık vücuttaki enzimlerin yeterli seviyeye gelmesi ve zehirsizleştirme süreçlerini daha başarılı bir şekilde yapabilecekleri için annelerinden anne sütü aracılığıyla aldıkları ilaçlardan daha az etkileneceklerdir, daha az sıkıntı yaşayacaklardır. Aynı mantıkla devam edersek 1. sene sonunda bebeğinizin annenin aldığı ilaçlar dolayı potansiyel olarak daha da az bir şekilde etkileneceklerdir. Bu durumun istisnası doğumdan sonraki ilk 2 gün içerisinde annenin sütü aracılığıyla bebeğe geçen ilaçların büyük bir çoğunluğu çok minimal süt yapıldığı için çok minimal olacaktır ve bebek görece olarak 3. 5. güne 1. aydaki etkilenmeye göre ilk 2 günde daha az etkileneceklerdir. Peki bebeğimizi potansiyel bir etkilenmeden, zehirlenmeden ve hatta olabilecek etkilerden korumak için emzirmeyi ya da ilacımızı kesmemiz gerekebilir mi? Bu durumda özellikle uzun dönemli ilaç kullanması gereken annelerimizin yani kronik hastalığı olan annelerimizin ciddi handikapları, ciddi sıkıntılar olabiliyor. Burada aslında kar zarar ilişkisine bakarak yani ilacınızı kullanmadığınız zaman potansiyel oluşturabileceği yan etkiler veya ilacı kullandığınız zaman bebeğinizde oluşturabilecek potansiyel yan etkilerle ilgili doktorunuz, çocuk doktorunuz ve annenin birlikte oturarak bir karar vermesi, bununla ilgili bir fikir sunması gerekir. Buradaki yapılabilecek önerilerden birkaç tanesi şunlar. Bebeğinizde eğer alacağınız ilaç çok yüksek yan etkiler oluşturmayacaksa bebeğinizin emzirme döneminde de kronik hastalığınız için kullandığınız ilaçlara devam edebilirsiniz. İkinci alternatif, bebeğinizin bir döneminde, atıyorum ilk 6 aylık döneminde bu ilaçları kullanmaktan vazgeçerek bebeğinizi 6 ay boyunca emzirmeye devam edersiniz. 6. aydan sonra da eğer bebeğinizde sıkıntı oluşturmayacaksa anne sütünüzü vermeye devam edebilirsiniz. İlaçlarınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Gene aynı şekilde potansiyel olarak bebeğinizde yüksek yan etkilerine neden olabilecek, sıkıntıları neden olabilecek ilaçlardan bir tanesini kullanıyorsanız bu durumda ilacınızı kullanmaya devam etmeli ve anne sütünü vermenizi kesmek zorunda kalabilirsiniz. Bu durumda da bebeğinizin ihtiyaçlarını, özellikle enerji ve besin ihtiyacını giderebilmek adına formula mama dediğimiz mamalardan vermeniz ve bebeğinizin beslenmesini devam ettirmeniz gerekir. Bunların kararını tekrar söylüyorum. İlgili dal uzmanınız, çocuk uzmanınız ve kendiniz ortak bir karar alarak artılar eksiler hepsi bir araya konularak bu şekilde karar verilmesi lazım. Öbür türlü ya anne ya da bebeğe ciddi zararlar yaşatabiliriz. Peki kronik bir hastalığımız yoksa nasıl bir tedavi uygulamamız gerekiyor? Atıyorum annemizde bir rahatsızlık gelişti ve yaklaşık 10 gün boyunca ilaç kullanması gerekiyor ve kullanacağınız ilaç bebeğinizde anne sütüyle geçerek ciddi rahatsızlıklara neden olabilecek potansiyel zararlı bir ilaç. Bu durumda şunu yapacaksınız. Anne sütüyle emzirme olayını keseceksiniz. Fakat süt yok olmasın diye sütünüzü sağarak yok etmeniz gerekiyor. Sütünüzü sağıyorsunuz ve boşaltıyorsunuz, döküyorsunuz. Bu arada bebeğinizin besin ihtiyacı ve mineral ihtiyacı, enerji ihtiyacını giderebilmek adına ayına uygun şekilde formula mama dediğimiz mamalardan kullanmanız gerekiyor. Şimdi size bir liste oluşturacağım ve bu listede şunu bulacaksınız. Bu kaba bir liste olacak. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Bu listede potansiyel sorunlarınızla ilgili, atıyorum nezle olduğunuz, grip olduğunuz, ağrınız oldu ya da kabızlığınız oldu. Bu durumları bebeğinize zarar vermeden emzirmeye devam ederek kullanabileceğiniz ilaçlar hakkında olacak. Bu listeyle ilgili bilmeniz gereken diğer bir durumda şu an anlatacağım liste tamamen etken madde adıyla olacak. Yani size kalp
Kalpolya'da Parol demeyeceğim. Çok bilinen ilaçlar olduğu için bunları söylüyorum. Herkes bilir bu ilaçları. Kalpolya'da Parol demeyeceğim. Bunlar yerine etken maddeleri olan parasitemol diyeceğim. Diyeceğim ki parasitemol kullanabilirsiniz. Önce ağrı kesicilerle başlayalım. Asitaminofen, ibuprofen ve naproxen dediğimiz ilaçlar emzirme sırasında ağrı kesici olarak kullanılabilir. Diyelim ki bir hastalık yaşadınız, boğaz enfeksiyonunuz oldu ve bunu geçirmeniz gerekiyor. Penisilinlerin büyük bir çoğunluğu ve sefalosporinler dediğimiz ilaçlar ve flukanazol dediğimiz bazı mantar ilaçları gene kullanmakta özgür olduğunuz ve hastalığınızı giderebilecek kısmen güvenli ilaçlar kategorisinde. Çok sık yaşadığımız durumlardan bir tanesi. Diyelim ki grip oldunuz, nezle oldunuz, burnunuz akıyor ve öksürüyorsunuz, ateşiniz var. Bu durumda benim tavsiyem genellikle Parol kullanın, yani ağrı kesici kullanın, burun spreyi kullanın ve bol su için şeklinde oluyor. Fakat çok fazla sekresyonunuz var. Gece uyutmayacak kadar öksürüğünüz oluyor ve artık gerçekten rahatsız olmaya başladınız ve artık kullanmaya karar verdiniz. Bu durumda pseudoefedrin dediğimiz ilaçları kullanabilirsiniz. Fakat uyarmam lazım. Pseudoefedrin bir salgı azaltıcı ilaçtır. Aynı şekilde anne sütünüzü de azaltarak anne sütünüzün sonraki dönemlerde kesilmesine dahi neden olabilecek bir ilaç. Diyelim ki midenizde yanma var. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Özellikle mide asit salgısını azaltacak famotidin ve simetidin dediğimiz ilaçlar gene kullanılabilir. Ama bu konularla ilgili özellikle bir durumunuz yoksa doktorunuza giderek doktorunuzla emzirme döneminde olduğunuzu bilerek bunu anlatarak ilaçlarınızdan örnek almanızı, ilaçlardan tavsiye almanızı önereceğim. Gene aynı şekilde kabızlık sorunuz varsa doksat sodyum dediğimiz bir ilaç ve lavmanlar sizin sıkıntınızı giderebilir. Kısmen de olsa rahatlamanızı sağlayabilir. Doğum kontrol hapları için çok fazla cümle kurmak istemiyorum ama özellikle progestin içeren ilaçlar güvenli olduğu biliniyordu. Yakın zamanda yapılan çalışmalarda bildiğim kadarıyla kombine oral kontraseptif dediğimiz östrojen ve progesteron içeren ilaçların da güvenli olduğuna dair yayınlar var. Bu konularla ilgili uzman görüşü almak için kadın doğumcunuza ve ilgili dal uzmanınıza gitmeniz ve bu konularla ilgili gerekirse ilaçlarınızı gene konuşarak emzikli olduğunuzu, bebeğinizi emzirdiğinizi söyleyerek ilaçları başlayabilirsiniz. Gebelik döneminde kullanmanız gereken ilaçlarla ilgili kısa bir liste oluşturmaya çalıştım. Umarım yarar görürsünüz. Eğer kafanıza takılan bir şey olursa gene alt tarafta yorum olarak atarsanız ulaşabildiğim mesajlara, sadece zamanım olduğunda fırsat bulduğum mesajlara cevap vererek gene kafanızdaki soru işaretini gidermeye çalışacağım. Görüşmek üzere. Verdiğimiz bilgilere olabilecek en erken dönemde ulaşabilmek için YouTube, Instagram ve Twitter kanalımızdaki kayıt butonuna basarak oradaki zil kısmına tıklayın. Çünkü o zil kısmına tıklamazsanız attığımız videolar kısmında size bilgi gelmeyecektir. Dolayısıyla orada bilgi olmasına rağmen aynı sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.